İki dakika sürecek. Tamam. Tekin abi. Bu 31 Mart seçimlerin sonucuna baktığımız zaman Türkiye yeni bir erken seçime gider mi? Tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara bakmak lazım. Artık AKP ciddi anlamda bir düşüşe geçmiştir. Ve bu düşüş hızlı bir şekilde sürecektir. Türkiye'deki ekonomik darboğaz, işsizlik, yoksulluk, enflasyon oranları ve dış politikadaki olumsuzluklar, başarısızlıklar artık AKP'nin sonunun giderek geleceğini gösteriyor. 31 Mart bunun çok önemli bir işaret fişeğiydi. Hala bundan ders çıkarmadıklarını görüyoruz. Hala o işte belediye başkanlarını yok sayan, onlara zorluk çıkaracaklarını, işte belediye meclis üyelikleriyle ilgili çoğunluklarını kullanacaklarını ifade eden bir anlayış. Anlaşılan o ki bu sonuçlardan dahi ders çıkarmamış. Evet. Oysa vatandaş diyor ki bak artık senin yaptığın yanlışlıklara biz dur diyeceğiz. Ve bunu da sandığa giderek gösterdi. Hala o anlamsız üslubunu, o baskıcı üslubu kullananlar bir süre sonra gerçekten siyaset sahnesinden kötü bir şekilde silinecekler. Bu ülkede geçmişte de bu tür siyasi partiler kuruldu, müthiş dönemler yaşadılar. Ama şimdi hiçbirisinin ne o partiyi kuranların ne de o partilerin esamesi okunmuyor. AKP'nin durumu daha da kötü olacak, daha da vahim olacak çünkü yaşananlardan ders çıkarmıyor. Çıkarmıyor. Şimdi evet. İşsizlik almış başını gidiyor. Biz 6-7 ay ya da bir yıl önce her 4 gençten, Türkiye'de her 4 gençten biri işsiz diyorduk. Maalesef son 2 aydır artık bu söylemimizi değiştirmek durumunda kaldık. Niçin? Çünkü artık Türkiye'de her 3 gençten biri işsiz. Türkiye evet. Bu hale getirilmiş. Okumuş pırıl pırıl gençlerimiz var. Yani taşı sıksan suyu çıkaracak nitelikteki gençlerimiz, donanımlı gençlerimiz maalesef işsiz. Maalesef hala aile büyüklerinden harçlık almanın ezikliğini yaşıyorlar. Böyle bir Türkiye'de AKP'nin artık uzun soluklu bir görev sürdürme şansı bence yok. Ve bu süreç giderek hızlanacak. Bir tarih vermek, bir erken seçimi dillendirmek için henüz çok erken ama ben bu gidişin çok hızlı bir şekilde süreceğini ve artık bu ülkenin AKP'nin bu anlayışla yönetimden kurtulacağını adım gibi eminim. Umut ediyorum ki bu çok da gecikmez. Bu ülkenin rahat nefes alması evet. için, bu ülkenin huzura kavuşması için, bu ülkeyi o ayrıştıran, bin yıldan fazladır bir arada yaşayan bu yapıları birbirinden uzaklaştıran anlayışın bir an önce bu ülkenin yönetiminden uzaklaştırılması dileğim. En önemli dileğimdir ve bunun çok da uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamamdır.